Ahilik sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, Türk milletinin genlerinde var olan yiğitlik, adalet, dayanışma, yardımlaşma gibi özellikleriyle İslam fütüvvet ahlakını yoğurarak insanlığa sunduğu bir hayat nizamı, bir medeniyet hareketidir. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ı Veli'dir. Ahi Evran, kurmuş olduğu eğitim sisteminde yetiştirdiği insanlarla idari, iktisadi, sosyal, kültürel, askeri ve ticari bir model oluşturmuş ve bu modelde ahlakı da kurumsallaştırarak insanlığa adil bir sistem örneği sunmuştur. Ahiliğin özünde adalet, merhamet, ehliyet, liyakat, çalışmak, helal kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve hakkın rızasını kazanmak için halka hizmet anlayışı vardır. Ahilik, Türk-İslam medeniyetinin mayasını oluşturan insanlık idealidir. Ahilik, imanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatandaşmasını, Osmanlı'nın cihan devleti olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi bir sistemdir. İyi akşamlar sevgili Ahi Televizyonu seyircileri. Bir Ahice Sohbet programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz ahilik. Diyeceksiniz ki ahilikle ilgili konuşulmalı şeyler var mı? Var olduğuna inanıyorum. Ahilikle ilgili çok program yaptık. Pek çok akademisyen çıktı bu televizyonda sizlerin karşısında ahiliği anlattı. Ancak bu zamana kadar devletin gözünde ahilik nasıl, valinin gözünde ahilik nasıl bunu konuşmamıştık. İşte bugün misafirimiz Kırşehir Vali Yardımcımız Sayın İsmail Çetinkaya. Biz rica ettik, davetimize icabet etti, bizi kırmadı, teşekkür ediyorum. Sayın İsmail Çetinkaya ile birlikte valiliği konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen seyircilerimizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah iyilik versin. Efendim ben açışta da söylediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum. Yoğun bir temponuz içerisinde davetimize icabet ettiniz, bizi kırmadınız. Ahiliği konuşacağız. Ben sohbete başlarken merak ettiğim için soruyorum. Ahilik ile tanışmanız nasıl oldu? Siz Kırşehir'de değilsiniz. Ama Kırşehir'de hizmet ediyorsunuz. Çok da gayretli hizmet ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ahilikle ilgili önceden bir çalışmanız oldu mu? Evet. Öncelikle ben güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Yine valiliğimizin ahileye bakışını ve ahilikle ilgili çalışmalarını anlatma fırsat verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ben 2021 yılında Kırşehir'e atandım. Ekim ayı ortalarında geldim göreve. Başladım. Kırşehir'e gelinceye kadar ahilikle ilgili genel geçer herkesin söylediği 3-5 cümlenin ötesinde çok fazla bir bilgiye sahip değildim. İşte ahiliğin bir esnaf yapılanması olduğu ve esnafları belli prensipler, belli ilkeler çerçevesinde faaliyet yapmaya yönelten, yeri geldiğinde zor kullanan bir yapı olarak biliyorduk. Ama Kırşehir'e geldikten sonra işin bu kadar basit olmadığını görmüş oldum ben. Tabii ki ahilik içerisinde esnaf yapılanması önemli ama ahilik sadece esnaflık veya esnaf yapılanmasından ibaret değil. Esasen hayatın tüm alanını kuşatan bir insan yetiştirme modeli. Benim ahilikle tanışmam nasıl oldu sorunuza gelecek olursak. Ben geldim, işte aradan belli bir süre geçtikten sonra daha önceki valimiz İbrahim Akın Bey beni çağırarak Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle TOP, TESK ve TESKOM'un yardım sağladığı ve belediyemizin de yapımını üstlendiği bir ahilik külliyesi projesinden bahsetti. Külliye projesi hepinizin bildiği gibi 5 etaplı bir proje ve bunun ilk etabı bitmiş vaziyetteydi. Valimizin bana sözü şu oldu, ya İsmail Bey bu binayı yaptık ama 4 yıldır da içini dolduramadık. Dolayısıyla buraya ne yapabiliriz? Siz Urfa'dan geldiniz, ben de Urfa'dan gelmiştim. Biraz da turizmin belki yoğuncu olduğu bir bölgeydi. Ben de orada da yine turizm konusu bendeydi. Dolayısıyla bu alana bir baksanız, buraya nasıl bir proje üretebiliriz? Bunu bir çalışsanız talimat üzerine bu iş başladı. Tabii konunun taraflarıyla öncelikle bir görüşme yapmamız gerekti.
İşin çünkü mülkiyeti belediyenin o alanın, işte destek sağlayan kurumlar Ticaret Bakanlığı'nın koordinesinde TOP, TESK ve TESKOM. Onlarla görüştük ama öncelikle yapacağımız projenin de içeriğini bir belirlemek gerekiyordu. Ne olması lazımdı? İşte müzenin veya bu binanın yapılış amacı neydi? Onu araştırdık ama çok böyle bizi tatmin edici bir projede olmayınca biz baştan projelendirme çalışmasına girmek durumunda kaldık. Böyle olunca da özür dilerim. Sizin bahsettiğiniz müze kısmı şu andaki Ahi Çarşısı'nın yanındaki külliyenin içinde. Evet, Ahilik Müzemiz. Şu an Kırşehir Ahilik Müzemizin evet. Çalışması. Şimdi böyle olunca benim başkanlığımda kurumların katıldığı, özellikle üniversiteden akademisyenlerimizin katıldığı bir çalışma grubu oluşturduk. Öncelikle bu grup müzeyi nasıl, müze alanına daha doğrusu nasıl kullanacağımızı, nasıl bir fonksiyon vereceğimizi belirleyecekti. Arkadaşlarımızla belli bir çalışmadan sonra biz birden farklı öneri getirdik. Ama herkesin üzerinde anlaştığı öneri, buradaki ana temamız ahilik olsun ama Kırşehir'in büyükleri sadece hayevrandan ibaret değil. İşte bir çırpıda sayabileceğimiz işte Aşık Paşası, Ahmedi Gülşehrisi, Süleymani Türk Mahallesi, Şeyh Edebalisi, Cacabeyi, Yunus Emresi, Tapduk Emresi daha sayabileceğimiz aslında bizim medeniyetimize ciddi ışık tutmuş tepe dişi gibi şahsiyetler var. Dolayısıyla müzemizin yarısını biz Ahyevran ve Ahilik kısmına ayıralım. Diğer yarısını da işte bu ismini zikrettiğimiz veya zikredilmediğimiz diğer kişilere de anlatacak bir yönüyle Kırşehir'in aslında tarihini de anlatacak bir müze olsun istedik. Ve çalışmamızda böyle başladık. Tabii konuyu işte müzenin yarısı Ahilik müzesi olacak olunca peki Ahilik nedir? Buna girmemiz gerekti. Hele bir de müze yapacaksanız sadece işte belli bir tanım üzerinden, işte esnaf tanım üzerinden bir müze yapmak da çok kolay değil. O felsefeyi her yönüyle ortaya koymanız lazım. O felsefenin ekonomik hayata, iktisadi hayata, kültür hayatına, eğitim hayatına, işte devlet yönetimi hayatına, askerlikle ilgili alanlara, vatan savunmasına nasıl baktığını da bilmeniz gerekecek. Ben de böyle olunca biraz çalışma arkadaşlarımızla beraber bu alanları da araştırmaya, irdelemeye koyulduk. Ve bu sayede Ahili biraz daha tanıma fırsatı buldum. İyi ki de bulmuşum. Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü Ahilik içerisine girince aslında bizim özümüz olduğunu, bizim medeniyetimizin temeli olduğunu görmüş oldum. İlerleyen süreçte sorularınız çerçevesinde bunu yine inşallah Ahili'yi anlatırız farklı boyutlarıyla. Müzeye girmişken Sayın Çetin'e, müzeye girmişken hemen söyleyeyim. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Şehrimize çok güzel bir müze kazandırdınız. Sizin gayretleriniz oldu. Valiliğimizin gayretleri oldu. Biz başladığımızda esnaf olarak, şehir sakinleri olarak bu kadar güzel bir müze olacağını inanın ummuyorduk. Ama gerçekten çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Eğer gezmemiş hemşehrilerimiz varsa kayıptalar derim. Bir an önce gitsinler, müzeyi gezsinler. Gerçekten şehrimize uygun, yaraşır, güzel bir müze oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Peki Sayın Çetinkaya, Ahili müzeye başlayınca dediniz ki Ahili'yi de öğrenmem lazım. Ama sizin de tabirinizle Ahilik birkaç cümleyle geçiştirilebilecek bir işte konu değil, tabiri caizse bir derya deniz. Çünkü yine sizin tabirinizle hayatın her veçesinde olan bir yaşam tarzı ahilik. Ahilik nedir? Sizin gözünüzde ahilik nasıl? Evet. Ahile girmeden önce müzeyle ilgili bir burada gerçeği de ifade etmem gerekiyor. Lütfen. O da müzenin gerek projesinin hazırlanmasında, gerekse uygulaması aşamasında, tabii çalışmaların başında sayın valilerimizin talimatıyla ben bulunuyordum. Ama bu sadece ne benim ne de üniversitedeki işte akademisyenlerimizin çalışması. Esasen biz bu çalışmayı
halihazır valimiz Mete Buhara Bey'in zamanında şekillendirip projesini bitirip ondan sonra da Ticaret Bakanlığı ve TOPTESK ve TESKOM'dan aldığımız desteklerle bir kısmını bitirip, daha tamamı da bitmedi projenin, bir kısmını bitirip hizmete açtık. Dolayısıyla Sayın Valimizin ciddi destekleri oldu. Hem projenin bir an önce bitirilip ihalesinin yapılıp uygulanması, hem de uygulama aşamasında her alanının bizzat denetimi yapılarak kullandığımız her kuruşun yerli yerine gitmesi, ama daha da önemlisi ahilin en güzel şekilde anlatılması, tanıtılması anlamında Sayın Valimizin ciddi talimatları ve destekleri oldu. Ben kendilerine müteşekkirim. Biz de teşekkür ederiz. Ayrıca bu aslında bizim Türk kültüründe önemli bir yer olan imece usulüyle aslında yapılan bir çalışmaydı. Sözümün başında da ifade ettiğim gibi bu çalışma bizden çok daha öncesinden başlamış. Dolayısıyla bizden önce bu işin ucundan tutmuş insanların aslında emeğinin bir devam ettirilmesiydi. Dolayısıyla daha önceki belediye yönetimlerine, yine mevcut belediye yönetimi de bu noktada önümüz açıcı oldu. O alanı bize tahsis ederek Kırşehir'e yapılacak her türlü hizmeti destekleriz anlayışıyla. Onlar da destek oldular. Üniversitemizin ciddi desteği oldu. TOP'un, TESK'in ve TESKOM'un ciddi destekleri oldu. Yine şu anki valimiz Necmettin Bey o dönemde genel müdürdü. Dolayısıyla ticaret milletvekilimiz, özür dilerim. O zaman genel müdürdü. Dolayısıyla TOP, TESK ve TESKOM'un koordine edilmesinde, bir protokole bu işin bağlanıp ödeneğinin sağlanmasında Ticaret Bakanımızın talimatları doğrultusunda Sayın Vekilimizin de ciddi desteği oldu. İfade ettiğim gibi hakikaten bu bir imeceydi. Herkesin ucunda tuttuğu, ortaya ortak ürün olarak çıkmış bir çalışmaydı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah üzerimizin Kültür Bakanlığı'na devreyle ilgili süreci de başlattık. Oraya bir hüküm koyduk, onu belirtmek isterim. O da müzenin yarım kalan kısmının, projenin bitirilmeyen kısmının Kültür Bakanlığı'ndan bitirilmesini biz müzeye protokolüne koydurduk. İyi, güzel olmuş. İnşallah şu an Kültür Bakanlığı'nda imza aşamasında, inşallah geldiği zaman bu dediğimiz çerçevede Kültür Bakanlığı'na devrini yapabilirsek. Orada da bir hemşerimiz var, Nadir Bey. Evet, Sayın Bakanımızın da, Sayın Valimiz, Sayın Bakanımızla da görüştüler. Zaten onlarla varılan mutabakat sonucu, onların talimatları doğrultusunda böyle bir süreç gelişmiş oldu. Dolayısıyla Kırşehir'e daha iyisini yapma anlamında İnşallah. Bir uğraşın gayretinin içerisindeyiz, el birliği içerisinde. Şimdi ahilik konusuna gelince, ahilik nedir? Aslında ahilik bir insan yetiştirme modelidir, kısaca tanımlamak lazımsa. Bir insanın hem iç dünyasını hem de dış dünyasını en iyi şekilde tanımlayarak ve ona uygun bir yetiştirme modeli geliştirerek vatanına, milletine faydalı, ailesine, içinde yaşadığı topluma yararlı, hem dünyasını hem de öbür dünyasını kazanacak örnek bir insan yetiştirme modeli. Bu zaruret nereden doğdu? İşte hepinizin çok iyi bildiği gibi 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Selçuklular Anadolu'yu vatanlaştırma mücadelesi içerisine girdiler. Selçukluların fethettiği topraklara Orta Asya'dan Türkmen kabileleri, göçer Türkmenler gelmeye ve bu topraklara yerleştirilmeye başladılar. Biraz da o dönemde o topraklarda baş gösteren, sonra Anadolu'ya kadar gelen Moğol baskıları, Orta Asya'daki Türkmenlerin daha güvenli bir bölgeye, dolayısıyla Alparslan'ın fethettiği topraklar Anadolu'ya gelmesini kolaylaştırdı. Dolayısıyla 1100'lerden itibaren bu bölgeler çok ciddi bir Türk göçü almaya başladı. Dolayısıyla gelen bu insanları buralara yerleştirmek, onları iş güç sahibi yapmak, kendi ayakları üzerinde durabilir hale getirmek ve bu sayede oluşturulacak güçlü, dinamik ve etik değerlere bağlı bir toplulukla mümkünse Anadolu'nun her tarafına hakim olmak ve yine mümkünse buradan bir cihan imparatorluğu çıkartmak. Dolayısıyla ahilik aslında bunun tezahürü olarak karşımıza
çıkıyor. Ahil'in tabii ki gökten zemirle gelmedi, esinlendiği kaynaklar var. İşte Ahil'e biz baktığımız zaman ilk kökenlerinin İslam coğrafyasında Abbasi halifesi Didinillah tarafından kurumsallaştırılan fütüvvet hareketinde aslında görüyoruz. İşte Ahil'in kurucusu Ahiyevran da bu yapıyı tanımış bir insan. Hepinizin bildiği gibi Ahiyevran doğum tarihi çok net olmamakla beraber genel kabulü görmüş kayıtlara göre 1071'de işte İran'ın Hoy kentinde doğdu. İlk tahsilini kendi memleketinde tamamladı. Akabinde Azerbaycan'da o devrin fikir ve bilim insanlarından ders aldı. Dolayısıyla Ahmet Yesevi kültüründen de etkilendi. Ondan sonra da Irak'a, Şam'a gitti. Orada hem sonradan kayınpederi olan Kirmani Hazretleri ile hem de o devrin büyük alimleriyle tanıştı. Ve fütüvvet hareketinde orada tanıdığı, gördüğü yolunda kayıtlar var. İşte akabinde hem Abbas halifesinin tavsiyeleri hem de o dönem Selçuklu hükümdarının arzusu üzerine Anadolu'ya gelerek Anadolu'daki Türklerin deminki dediğim çerçevede yerleştirilmeleri, onlara dinlerin diyanetlerini öğretilmesi, iş aş sahibi yapılmaları, iyi bir yurttaş, iyi bir insan, iyi bir aile reisi veya iyi bir aile üyesi olmaları noktasında bir davet üzerine Ahiyevran'ın ve hocalarının Anadolu'ya geldiğini biliyoruz. İşte Ahiyevran önce Kayseri'de yerleşiyor kayınpederiyle birlikte. Kayınpederin vefatından sonra da bu ahilik çalışmalarının ilk düvesini aslında Kayseri'de atıyor. Sonra dönemin Selçuklu hükümdarının talep üzerine Konya'ya gidiyor. Ama Konya'da işte siyasi olaylar, sultan değişimi neticesi Ahiyevran ve bir takım Türkmen gruplar sakıncalı olarak değerlendirilip hapse atılıyor. İşte belli bir dönem, 4-5 yıl farklı rivayetler var. Çok da net konuşmak istemiyorum. Hapishane hayatından sonra yine Selçuklu'da hükümdar değişiminden sonra Ahiyevran ve talebeleri bağışlanıyor. Ondan sonra Ahiyevran kısa bir dönem Denizli'ye gidiyor. Denizli'den sonra da Kırşehir'e gelip yerleşiyor. Ahili'yi kurumsallaştırması, Ahili bir teşkilat haline getirmesi ve Osmanlı'nın aslında nefesinin ulaştığı her yere Osmanlı önce gidecek bir sivil toplum hareketi haline gelmesi Kırşehir'de gerçekleşiyor. İşte Ahiyevran bu fütüvvet felsefesinden etkileniyor. Ama kurduğu teşkilat sadece bir fütüvvet teşkilatının yansıması değil. Ona aslında millilik unsuru katıyor. Demin ben sözümün başında ifade ettim. Aslında ahilik kısaca tanımlamak gerekirse İslam'ın kadim değerleriyle Türk'ün özgün karakterinin birleşmesinden ortaya çıkmış bir medeniyet hareketidir diyebiliriz. Ahiyevran fütüvvet hareketini millileştiriyor, Türkleştiriyor. Tabirinizi tekrar alabilir miyiz? Yani önemli çünkü. Evet, ahilik İslam'ın temel değerleriyle Türk'ün özgün karakterinin birleşmesinden ortaya çıkmış bir medeniyet projesidir. Biz öyle görüyoruz, öyle anlıyoruz ahiliği. Ahilik Anadolu'nun Türkleşmesinde, Anadolu'nun vatanlaşmasında ve Türk-İslam ülküsünün, fikrinin aslında Anadolu'da kuvvetli bir şekilde kökleşmesinde ciddi katkı sağlamış. Aslında bir yönüyle baktığınız zaman Osmanlı Cihan Devleti'nin de temellerini atan bir felsefe ve onu büyüten bir felsefe. İşte bir döneme kadar Osmanlı padişahlarında ahi olduklarını biliyoruz. En önemlisi de Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali bir ahi şeyhiydi. Bir rivayete göre de Kırşehirlidir. Evet. Dolayısıyla buradan aile konusunda emeği geçen tüm büyüklerimizi tabii ki Şeyh Edebali'yi de
minnetle, rahmetle de anıyoruz. Sayın Çetinkaya, siz 2 yıl aşkındır Kırşehir'de görev yapıyorsunuz. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi Kırşehir'e geldikten sonra ahilik üzerine araştırmalar yaptınız ve gördünüz ki ahilik bir hayat felsefesi, bir hayat tarzı, hayatın her alanında bulunan bir felsefe. Peki Kırşehirlilerin ahileye bakışı nasıl? Ahileye sahipleniyor mu veya sahiplenmesi için neler yapılması gerekir? Bu konuda ne dersiniz? Evet, şimdi bu konuya iki açıdan bakmak lazım. Bir bardağın dolu tarafı, bir de boş tarafı. Ben kendi yaşam felsefem gereği bardağın dolu tarafını görmeyi daha çok tercih edenlerdenim. Bu boyutuyla baktığınız zaman işte Ahevran Türbesi'nin burada olması, onun bugüne kadar yaşatılması, koruması, korunması, işte güzel böyle bir şehrin merkezinde güzel bir noktada olması, etrafının kötü görüntülerden arındırılıp bir ahilik külliyesi projesi haline dönüştürülmesi bir defa çok güzel bir şey Kırşehir adına. Onun ötesinde aşağı yukarı 36 yıldır Kırşehir'de ahilik haftası kutlanmaktadır. Ve bunun son dönemleri devlet töreni haline gelmiştir. Evet. Özellikle Ticaret Bakanlığı çıkartmış olduğu bir yönetmelikle ahilik kutlamalarını ve ahilik haftasını 52 haftadan beri ilan etmiş. Bu ahilik haftasını kutlamak için bir yönetmelik hazırlamış. Ve bu yönetmelik gereği de ahilik kutlamalarının merkezi Kırşehir ve devlet töreni de Kırşehir'de yapılıyor. Dolayısıyla bizim hep kullandığımız ahiliğin başkenti Kırşehir'dir gerçeğini hem mevzuata hem de uygulamaya döktürebilmiş durumda Kırşehirli. Dolayısıyla ben bu noktada emeği geçen geçmişten bugüne herkesi minnetle yad ediyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii ki bu yeterli mi? Değil. Bu boş tarafına bakacak olursak. Benim gördüğüm aslında belki de bu ülkemizin genel sorunu, biz biraz kendi kültürümüze, kendi tarihimize, kendi geçmişimize gözlerimizi kapamışız bir dönem. Oysa milletleri var eden, güçlü kılan bir geçmiş birikimi, biri de gelecek tasavvurudur. Dolayısıyla geçmişini bilmeyen, geçmiş bağlarını kuramayan bir devletin, bir toplumun, bir milletin başarılı olması, geleceğe emin adımlarla yürümesi çok kolay değildir. Dolayısıyla geçmişe biraz ilgisiz kalmamız sadece ahilikle ilgili değil, aslında birçok değerimizle, birçok tarihi şahsiyetimizle ilgilidir. Dolayısıyla bu anlamda Kırşehir'de Ahevran'ın ve ahiliğin ben yeterince bilindiği ve o bilmeye uygun da bir davranış modelinin gerçekleştirildiği ve Kırşehir kültürüne, ahilik kültürünün her şeyiyle yansıdığını ifade etmekte zorlanıyorum. Ama şehrimizin insanında aslında birçok ahilik tavırlarını, davranışlarını da görüyoruz. Belki eksiklik biraz bunun ahilikten geldiğinin farkında olunmaması. Aslında ahilin birçok güzel hasletlerini şehrimizde de, şehir insanımızda da, esnafımızda da görüyoruz. Yani bu yönüyle de aslında unutulmuş diyemeyiz. Ama belki adı konmamış. Biraz adını konmakta, biraz tanımlamakta sorun var. Benim farklı ortamlarda ifade ettiğim aslında bir gerçek var. Bugün Konya'da Mevlana Hazretleri'ni sorsanız tanımayan bir tane Konyalı çıkmaz herhalde. Ama Ahevran Hazretleri'ni sorduğunuz zaman tanıyan Kırşehir'de oranı yüzde kaç çıkar? Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Dolayısıyla bu bir eksikliğimiz. Bunu tanımlamamız gerekiyor. Niye? Siz bilmediğiniz, tanımadığınız bir değeri, bir felsefeyi, bir projeyi, bir medeniyet anlayışını dışarıya tanıtmanız ve bunun üzerinden şehrinize bir değer katmanız mümkün değil. Bu açıdan baktığınız zaman eğer biz ahilik üzerinden bir noktaya varmak istiyorsak öncelikle şehrimize
daha yoğun bir ahilik vurgusu yapmayı, şehrimizdeki 7'den 70'e herkes de bir ahilik farkındalığı oluşturmayı sağlamamız gerekiyor. Sayın Çatakan, şöyle diyebilir miyiz? Hani bir söz var, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler diye. Yani buradan ahile, işte ahilik gibi bir derya, deniz, ahivran-ı veli gibi bir hemşerimiz, ilimizde metun, öğretileri en az Mevlana kadar kıymetli. Ama biz bu kıymeti bilemiyoruz. Yanı başımızda olmasına rağmen. Maalesef öyle. Tabii ki bizim medeniyet tarihimize, bizim kültür hayatımıza damga vurmuş çok büyük şahsiyetler var. İşte Mevlana Hazretleri bunlardan birisi, Hacı Bektaş-ı Veli bunlardan birisi. Sayabiliriz, daha birçok kişilik sayabiliriz. Bana göre, yani ben büyüklerimizi yarıştırma veya karşılaştırma derdinde değilim. Hepsi çok kıymetli, elbette, çok değerli. Aslında haddimizde de değil onlarla ilgili bir olumsuz bir şey söylemek. Çünkü biz daha onların yazdıkları eserleri bile okumaktan aciziz ki onlarla ilgili açıkçası böyle bir değerlendirme yapalım, bir hüküm verelim. Ama ben Ahevran'la diğer büyükleri böyle yan yana koyduğumuz zaman Ahevran'ın en ayırt edici özelliğinin bir icraat insanı olmasında görüyorum. Diğer büyüklerimiz insanların daha çok gönüllerine, ruhlarına hitap etmeye çalışırken aslında Ahevran bunu günlük hayata dökmüş. Yine bizim Kazım Ceylan Hoca'nın çok sevdiğim bir sözü var. Aslında imanın amele dönüşmüş şeklidir ahilik diyor. Ahiran aslında bu bizim temel değerlerimizi, aslında hep söylediğimiz, insanların ruhuna nakşetmeye çalıştığımız o temel değerleri günlük hayata sokmuş ve günlük hayatın içerisinde uygulatabilmiş bir insandır. Bu yönüyle baktığınız zaman aslında Ahiran en az onlar kadar kıymetli, değerli bir kişiliktir. Biz Ahiran'ın sadece bir meslek erbabı olarak algılarsak çok yanlış yaparız. Ben sözümün başına da ifade ettiğim gibi Ahiran ciddi bir eğitimden geçmiş. Hem kendi mensup olduğu Türk dünyasının ilimlerine vakıf olmuş. Hem de işte o dönemin en büyük ilim merkezi Bağdat'a giderek tüm İslam bilimleri ve diğer müsbet bilimlerle ilgili ciddi eğitim almış bir insan. Dolayısıyla Ahevran'ın bir esnaflık boyutu var ama ben tabi tasavvufçu değilim ama esas mesleki boyutunun daha çok tasavvuf tarafıyla ilgili olduğunu ifade edenler de var. O günün şartlarında en zor, en meşakkatli meslek aslında dericilikti. Çünkü kokan, işte kıl tüyü olan bir meslekti. Ve o deriyi temizlemek, o ham deriyi işte işlene bir hale getirmek çok ciddi bir kimyasal belki reaksiyonu da gerektiren çok meşakkatli bir işti. Yani Ahevran'ın dericiliği seçerek meslek olarak da aslında kendi talebelerine bir ders vermeye çalıştı, bir örnek olmaya çalıştı. Nefsini yok sayma, nefse en ağır gelen işi kendisi yaparak aslında insanın nefsini çiğnemesi noktasında talebelerine bir yön verdiği, ışık verdiği yönünde düşünceler var. Bu yönde tespitler var. Ben de kısmen katılıyorum açıkçası böyle bir tespite. Yoksa Ahevran'ın meslek erbabı kişiliğinden daha çok bilim adamlığı, çok daha ön planda, işte tıpçılığı noktasında farklı düşünceler var. Teşkilatçı bir insan, yani bir yönüne baktığınız zaman aslında bir devlet idarecisi. Selçuklular döneminde özellikle Konya'ya davet edildiğinde sarayda müderrislik yaptığını da biliyoruz. Yani Ahevran böyle sadece bir meslek erbabı olarak değerlendirilecek bir kişilik değil. Aslında bir Mevlana Hazretleri kadar, bir işte yanı başımızda olan Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri kadar ilim, irfan sahibi, hikmet sahibi bir insan ve artısı, ben bunu ifade etmek zorundayım, inandıklarını, düşündüklerini, kalbe nüfus ettiklerini aslında gerçek hayatın ortasına da koyan ve ideal bir toplum nasıl olmalı,
onun pratiğini yapan ve tüm dünyaya gösteren bir insan. Biraz sonra belki geleceğiz sizin sorularınızda. Ahiliğin bizim aslında sadece Türk medeniyet hayatına değil, dünya medeniyet hayatına da, dünya kültür hayatına da, dünya iktisat hayatına da kazandırdığı çok önemli değerler var. Yeri gelirse bunlara da mutlaka değinmek İnşallah. Gerekir. Sayın Çatıkaya, sohbetin başında da dediniz, ahilik ilmi yönü var, kültürel yönü var, eğitim yönü var, ekonomik yönü var. Ama askeri yönü de var. Mesela Moğolların Anadolu istilasında Moğollara en büyük mücadeleyi veren, hatta işte Moğollar tarafından da öldürüldüğü bilinen bir alim. Bu yönünde de kısaca bahsedebilir misiniz? Evet. Sizin ifade ettiğiniz gibi aslında ahilik felsefesi hayatın tüm alanını kuşatan bir felsefe. Bu alanlardan birisi de tabii ki askerlik hayatı. Yani devletin ve milletin bekasını sağlama konusu aslında. Ahilik eğitiminin aslında dört tane temel amacı var. Baktığınız zaman kaynaklara. Bunlardan birincisi ahlaklı, erdemli, kaliteli zanaatkarlar, üretici insanlar yetiştirmek. İkincisi, insanlara güzel şeyleri öğretecek, dini ve ilmi gelişmelerin önünü açacak bilim insanları yetiştirmek. Üçüncüsü, toplum sadece bir iki ayak üzerinde durmuyor, mutlaka kültürel hayatı çok önemli. Kültür ve sanat erbabı olan gönül dünyasını kendi eserlerine nakşedecek insanlar yetiştirmek. Dördüncüsü de vatanın birliği, dirliği tehlikeye düştüğü zaman gerektiğinde cephe savunmasında bizzat yer alacak asker ve askeri dehalar yetiştirmek. Bu yönüne baktığınız zaman ahilik yapılanması içerisinde askerlik önemli bir yer tutmaktadır. Genç ahiler yetiştirilirken ahlaki mesleki bilgilerin yanında mutlaka ahilere ata binme, cirit kuşanma, ok atma ve güreş gibi bir düşmanla karşı karşıya geldiğin zaman onu alt edecek farklı savaş tekniklerinin öğretildiğini de biz biliyoruz. Bu sadece öğretilmekle kalmamış. İşte Ahyevan ve Ahiler Anadolu'yu Moğollar işgal ettiği zaman bizzat vatanın savunmasında cephede de fedakarca mücadele etmişler. Hatta bir takım kaynaklara göre sadece erkek ahiler değil, hanım efendiler de, işte biz buna Bağcıyan-ı Rum diyoruz aslında, Anadolu kadınları Rum demek, o dönem Anadolu Rum diyarı diye anıldığı için Bizanslılar, Rumlar burada Türklerden önce, evet. Selçuklulardan önce hüküm sürdükleri için öyle kaynaklarda öyle geçiyor. Bağcıyan-ı Rum dediğimiz aslında Anadolu kadınlarının da bizzat cephede savaştığını, hasreten Kayseri'nin savunulmasında ahi kadınlarının çok ciddi bir rol aldığını, hatta Fatma Bacı'nın işte bu Moğollarla mücadelede esir düştüğünü tarihi kaynaklar bize bildiriyor. Yani bu yönüyle aslında çok önemli. Yine Osmanlı askeri yapılanması içerisinde ahiliğin ve bektaşiliğin çok ciddi bir katkısı olduğunu biliyoruz. Özellikle okçuluk alanında ahilerin çok ciddi katkısı var. Diğer yapılanmalarda da var. Zaten ahilin özü nedir? Aslında ahi kelimesi nereden geliyor? Ona baktığınız zaman da ahi kelimesinin kökeniyle ilgili iki tane farklı rivayet var. Birisi Arapça ahi, uzatılmış şekli ahi diyen kardeşim, kardeşlik anlamında kelimeden türediği yönünde. Bir diğer kaynakta, bizim Türk kaynaklarında işte mertlik, cömertlik, yiğitlik anlamında akı kelimesinden geldiği rivayetleri var. Dolayısıyla ahi nedir diye aslında tanımladığınızda mertliğiyle, cömertliğiyle, gözü karalığıyla, fedakarlığıyla ve vatanı millet için her şeyi yapabilmeyi göze almasıyla tanıdığımız insanlar.
Bunlardan daha iyi bir savaşçı, daha iyi bir asker bulabilir misiniz? Evet. Dolayısıyla ahiler şüphe yok ki yeri geldiğinde vatan savunmasında bizzat cephede canlarını seve seve feda etmiş insanlardır. Ve bu yönüyle de her zaman örnek insan olarak anılmışlardır. Sayın Çetinkaya, ahilik sizin de dediğiniz gibi bir yapılanma, bir teşkilatlanma. Bunun değişik cepheleri var. Devletin yetersiz kaldığı bazı yerlerde ahiler rol almış. Mesela güvenliğin temininde rol almış. Hatta denir ki tarihçilerde, siz daha iyi bilirsiniz, Ankara'da kısa dönem bir ahi devleti kurulmuş. Ne dersiniz bu konularda? Tabii ki ahilik, başta ifade ettiğimiz gibi, çok derin bir yapılanma. Aslında Türk İslam kültürünün tamamen uygulanmış şekli. Öyle değerlendirmek lazım. Ahilik her şeyden önce bir sivil toplum hareketi. Onu da ve ahilikle ilgili en önemli tespitlerden birisi, dünyadaki ilk sivil hareketlerden birisidir diye anılır. Özellikle Bağcıyan-ı Rum'la ilgili dünyadaki ilk kadın örgütlenmesi diye ben kayıtlar gördüm bir takım çalışmalarda. Doğru mu değil midir bilemiyorum. Ben bir bilim insanı da değilim. Çok böyle kesin de konuşmak istemem. Ben gördüklerimi ifade ediyorum. Sözümün başında bir şey söylemiştim. Yani Kırşehir'e gelirken işte aile geçitleri esnaf yapılanması diye. Bu tek başına doğru değil ama yalan bir, yanlış bir ifade de değil belki. Aslında ahilin en önemli tezahüründe esnaf yapılanmasında görüyoruz. Niye öyle? Aslında baktığınız zaman bütün medeniyetler aslında kentli nüfus üzerinden gitmiştir. O dönemin kentli nüfusu da esnaftır. Sermaye önemlidir. O dönemin üretici ve ticaretçisi esnaftır. Dolayısıyla ahilik yapılanması içerisinde esnaf yapılanmasının çok özel bir yeri vardır. İşte ahiler bu esnaf yapılanmasına getirmiş oldukları sistemle aslında devletin birçok fonksiyonlarında icra etmişlerdir. Oradan girdim ahilik felsefesine, sizin sorunuzla irtibatlı olsun diye. İşte esnaf yapılanmasında o süreci kısaca belirtmek gerekirse, önce teşkilata yamak olarak bu insanlar ahilik yapılanması da alınıyor. Ve bu yamaklık sürecinde öncelikle bu çocuğun karakterine bakılıyor. Ahilikte karakter çok önemli. Tabir caizse bu kumaş iyi bir kumaş mıdır? Bu kumaştan elbise çıkar mı çıkmaz mı? Bir onu anlamaya çalışıyorlar. Tabi bu süreçte biraz da çocuğun kabiliyetini ölçmeye, tanımaya, bu çocuğun eğilimleri nedir, yetenekleri nedir, hangi alanda bu çocuk daha başarılı olur. Ama karakter olmazsa olmaz, karakter yönünden olumlu görüş alamayan, not alamayan yamağı teşkilata almıyorlar zaten açıkçası. Ama ahlakı yönü, karakter yönü şeyse, güven veriyorsa, gelecek vaat ediyorsa, çocuğun yeteneğine ondan sonra bakıyorlar. Eğer çocuk çok zeki bir çocuksa onu mesela ilmiye sınıfına kaydırıyorlar. İşte el becerileri çok iyiyse onu el sanatlarının daha çok uygulandığı alanlara yönlendiriliyorlar. İşte ne bileyim, liderlik kabiliyeti ön plandaysa bunu daha çok devlet adamı ve askeri kişilik olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunun gibi, yani temel yaklaşım böyle. Ve çıraklığa kabul edildikten sonra, çocuk yamaklıktan sonra, çıraklık dönemi aslında daha çok etik değerlerin verildiği, ahlaki değerlerin verildiği, aslında çocuğun iş dünyasının daha çok tahkim edildiği, işte ahlin temel değerleri olan doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, sevme, sevgiyi çok geniş anlamak lazım. Tabiatı sevme, diğer canlıları sevme, insanları sevme, vatanını, milletini sevme, içinde bulunduğun toplumu sevme, kendi anneni, babanı sevme, kendi
kültürünü, kendi soyunu, sopunu sevme, bunu arttırabiliriz. Bir, bu dönem öncelikle çocuğa karakter kazandırma ve doğru bilinen şeyleri öğretme ve kaçınacağı şeyleri de, işte neden kaçınacak belli, bunu hepimiz günlük hayatta da biliyoruz. İşte ahirik referanslarına baktığınız zaman da görürsünüz. Yani kötü şeylerden uzak durma, evet. Kötü sayılan şeylerden uzak durma. Dolayısıyla çıraklık dönemi ciddi bir karakter eğitiminin verildiği bir dönem ve meslekle ilgili de temel sayılabilecek işte bir takım şeylerin verilmeye çalışıldığı dönem. Karakter kısmı yine önemli. Karakter eğitimini, ahlaki eğitimi iyi alan bir çocuk eğer kendi yönlendirileceği meslekle ilgili de çok kötü değilse, yapabilecek kadar mesleki becerileri de varsa, ondan sonra da işin kalfalık dönemi başlıyor. İşte bu kalfalık dönemi aslında mesleğin her şeyle öğretildiği dönem. Tüm incelikleri bu dönemde öğretiliyor. Ve bu dönemde mesleklere göre ve adayın, kalfanın almış olduğu mesafeye göre uzalıp kısayabilen süreçler. Ve kalfalıktan sonra da eğer kalfa kendisini yetişkinlik seviyesine geldiğini görürse, ustasından destur istiyor. Ustası da artık sen oldun derse, bunun bir prosedürü var, şet kuşanması de dediğimiz bir törenle bu kişiye ustalık belgesi veriliyor. Ve bu belgeyi almadan, şet kuşanmadan kimse bir mesleği icra edemiyor ahilikte. Dolayısıyla bu aslında bir yeterlilik, bir kalite unsuru aynı zamanda. Bunu ilerleyen süreçte gerekirse tekrar konuşuruz. Şimdi bir ustayı böyle yetiştiren bir ahilik yapılanması, o mesleğin ve o sanatların icra edildiği sosyal hayata da ciddi düzenlemeler getirmiş vaziyette. İşte bir takım mesela denetleme kuralları koymuş. Esnafın bir defa düzgün iş yapmasını istiyor. Gözü gönlü tok olmasını istiyor. Kendisi siftah yapmışsa komşusu siftah yapmadan ikincisi alışverişi yapmayı men ediyor. Kaliteli ürün üretme olmazsa olmaz. Eğer birisi kalitesiz ürün üretmişse ya da müşteriyle ilişkilerinde kötü ahlaklı, kötü davranış ortaya koyuyorsa, bunları denetleyecek bir takım mekanizmalar oluşturulmuş ve hepimizin bugüne kadar gelmiş aslında pabucun dama atılması gibi, eğer kötü işçilik yapmış bir esnaf varsa, özellikle bu ayakkabıcı esnaf için getirilmiş bir deyim, pabucuna dama atarak o kişiye bir daha o mesleği kolay kolay yaptırtmıyor. Bunun yanında toplumsal huzuru, sokak huzurunu, cadde huzurunu sağlayacak sistemler de getirmiş. Dolayısıyla devletin müdahalesine ihtiyaç olmadan tüm esnafların bir uyum içerisinde, koordinasyon içerisinde mal üretmelerini ve ticaret yapmalarını sağlayacak sistemler geliştirmiş. Bunun dışına çıkanlara kontrol edecek, geri gelenleri izlendirecek sistemler getirmiş. Ve sokaktaki kimin olduğunu bildiği için sokağa bir yabancı gelirse, sokağın düzenini, sükunetini bozacak birisi gelirse hemen bunu yok edecek sistemler getirmiş. Ve akşam da ahit tekkelerini tamamen bir kültür meclisine, bir irfan meclisine dönüştürmüş. Gençlerin boş şeylerle uğraşmalarını, kamu düzenini bozacak işlerle uğraşmalarını engellemiş. Mutlu bir aile hayatını dizayn etmiş. İnsanların birbirine karşı nasıl davranacaklarını düzenlemiş. Büyük küçüğe nasıl davranacak, küçük büyüğe nasıl davranacak, evlat anne babaya, anne baba evlata nasıl davranacak, bunu belirlemiş. Dönüp baktığınız zaman mesela yemek yemenin 12 tane kuralı var ahilikte. Elbise giymenin 4 tane kuralı var. Yani sayabiliriz daha, evet. Bunları. Dolayısıyla böyle bir sistem kurmuş. Zaten bunu yapmakla güvenli bir toplumun birçok gereklerini ahilik daha devlet müdahale etmeden sağlamış. Ama o dönemleri biliyoruz. Çok çalkantılı dönemler. Anadolu birçok devletin, birçok milletin istila
emellerine açık bir toprak. Çünkü coğrafi olarak hem çok şanslı maalesef hem de çok sıkıntılı bir bölgedeyiz. Dolayısıyla Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir kıta, işte İpek yolları, birçok ulaşım hatları buradan geçiyor. Dört mevsimi bir arada yaşayabildiğimiz bir coğrafya, dolayısıyla yaylası var, sahili var, işte ovaları var, suları var, kaynakları var. Dolayısıyla o dönem Anadolu coğrafyası çalkantılı. Özellikle Selçukluların dağılmasından sonra Anadolu beylikleri ortaya çıkmış. İşte önce Moğollar, sonra da Timur, işte Ankara'ya kadar gelerek hem Selçuklulara, Selçuklulardan sonra da Osmanlıların ciddi bir otorite kurmalarını zorlaştırmışlar. Özellikle Selçukluların yıkıldığı dönemlerde ve Osmanlı'nın fetret döneminde de ahiler devlet otoritesinin azaldığı, toplum düzeninin tehlikeye düştüğü, kargaşanın olduğu dönemlerde bizzat da yönetime talip olarak o şehrin yönetimini, o bölgenin yönetimini devralarak o bulundukları bölgede huzur ve sükununu sağlamışlardır. Evet. Ankara Ahi Devleti de bunun bir örneğidir. Kitaplara çok fazla referans yok açıkçası. Çok fazla bir şey diyemiyoruz ama ilk demokrasi hareketlerinden biridir diye söyleyenler de var Ahiler Devleti'ni. Osmanlı'nın o fetret döneminden sonra Osmanlı tekrar birliği düzenliği sağlayınca ahiler de devlete hiç baş kaldırmadan, hiçbir sorun çıkartmadan o kurmuş oldukları devleti de yine Osmanlı'ya teslim etmişlerdir. Tabii Osmanlı'nın bayrağı altında ve Osmanlı ile birlikte aslında Osmanlı'nın ulaştığı her coğrafyaya ahiler de gitmişlerdir. Bugün Balkanlar'da, bugün Afrika'da, bugün Kafkasya'da, bugün Orta Doğu'da dönüp baktığınız zaman aslında birçok ahilik müesseselerini de görmeniz mümkündür. Sayın Çatınkaya, siz hem kaymakamlık yaptınız, şimdi de vali yardımcılığı yapıyorsunuz. Yani devletin bir şehirdeki en büyük idarecilerinden birisiniz. Biraz önce de sohbetimizde dedik, ahilik öğretileri en az Hazreti Mevlana öğretileri kadar kıymetli. Hayatın her alanında insana dokunuyor. Konyalılar Hazreti Mevlana'yı evrenselleştirmişler. Yani Hazreti Mevlana sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bilinir hale gelmiş. Biz bu Ahi Evran'ı, Veli'yi evrenselleştirebilir miyiz veya nasıl olur bu iş? Tabii ki mümkün. Ve olmalı da açıkçası. Yani Kırşehir'in bir iddiası olacaksa bu alanlarda, rekabet üstünlüğü olduğu alanlarda bu iddiasını gerçekleştirmesi daha kolay. Yani bir şehrin tabii gelişmesi çok yönlüdür, tek yönlü değildir. Turizm de bunlardan birisidir. Özellikle Kırşehir açısından baktığınız zaman ben iki tane olguyu çok önemli görüyorum. Bunlardan bir tanesi UNESCO Yaratıcı Kentler kategorisinde müzik dalında Kırşehir Türkiye'yi temsil eden tek kentti bu yıla kadar. Evet. Bu yıl ona Şanlıurfa'da eklendi. Bu bir avantaj. Yani UNESCO'da Türkiye'yi temsil eden tek il sizsiniz. Ama bana göre daha da önemlisi dünyada ahilik kültürünün varisi olan şehir sizsiniz. O yüzden müzikte Türkiye'de teksiniz ama ahilikte dünyada teksiniz. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki dünyada tarihi, kültürü, coğrafyayı, özellikle de yerel kültürleri görüp tanımak için can atan, bu amaçlarla turistik seyahatlere çıkan milyonlarca insan var. Yani ahilik aslında bir yönüyle mahalli bir oluşum. Ama temsil ettiği değerler ve bugün dünyaya verdiği mesajlar boyutuyla aslında evrensel bir yaklaşım. Dünyaya kalite sisteminin oturmasında ahilin çok büyük katkısı olduğu noktasında tüm düşünürler, bu sahanın araştırmacıları hemfikir. Yine etik girişimcilik anlayışının
İlk örneklerin ahirette görüldüğüne dair birçok tespit var, yazılan kitaplar var. Evet, zaten müşteri memnuniyeti dediğimiz şey tamamıyla bir ahilik prensibi. Aslında ahiliğin temsil ettiği değerlerin hepsi evrensel değerler. Sevgi evrensel değil mi? Hoşgörü evrensel değil mi? Yardımlaşma evrensel değil mi? Çevreye duyarlı olmak, çevreyi korumak. Özellikle bugünün dünyasının en büyük üzerinde çalıştığı en büyük sorunu değil mi? Tabiattaki diğer canlıların hakkına, hukukuna riayet etmek, onları koruyup kollamak. Biliyorsunuz ahiler tüm canlılar için, her farklı canlı grupları için çok farklı vakıflar kurmuşlar. Bunları yaşatmış insanlar. Dolayısıyla özellikle iktisadın en temel sorunu olan işte insan talepleri sınırsız ama kaynaklar sınırlı. Dolayısıyla bu sınırsız taleplere, sınırlı kaynaklarla nasıl bir çözüm bulacağız anlayışı ahilik felsefesinde çok kolay çözülmüş. Yani çevreye getireceğim işi. Ahilik diyor ki insanın ihtiyaçları sınırsız değildir. İnsanın temel ihtiyaçları bellidir. Siz bu ihtiyaçları karşılayacak bir üretim modeli geliştirirseniz insanları tatmin edersiniz. Dolayısıyla tabiatın vahşi tüketimini de, sınırsız tüketimini de engellemiş olursunuz. Yani kapitalizmin bugün dayattığı sınırsız üretim ve sınırsız tüketim aslında ahiliğin reddettiği bir yaklaşım. Felsefe. Tabii. Ve ahilik üretmekten daha çok kazanmadaki eşitlikten daha çok tüketimdeki eşitliği önemseyen bir felsefedir. Dolayısıyla ahilik herkesin eşit kazanmasından daha çok herkesin eşit tüketmesini önemseyen bir yaklaşımdadır. Böyle olunca siz tüketimi belirleyip tüketim üzerinden bir üretim modeli geliştirdiğiniz zaman kaynakların verimsiz tüketilmesini, israf edilmesini ve ihtiyacı olmayan ürünlerin üretilerek çeşitli reklam harcamalarıyla o ürünleri tanıtıp pazarlama sorununu ortadan kaldırmış oluyorsunuz aslında. Dolayısıyla yani ahilin yine az önce de ifade ettiğim bir gence, bir çocuğu kendi yeteneklerine göre mesleği yönlendirme, bugün dünyanın yapmak istediği bir iş değil mi? Ve bilimde, teknolojide, kalkınmışlıkta öne çıkan ülkeler, gençlerini yeteneklerine, kabiliyetlerine göre yönlendirebilen ülkeler değil mi? Evet. Ahilik bunu 8-9 asır önce yapmış. Dolayısıyla ahilin aslında insanlığa, dünyaya verdiği çok güçlü mesajlar var. Ve birçok batı ülkesinde aslında ahilin iş ahlakı ders kitabı olarak okutuluyor. Adı olmasa bile tamamen ahilik felsefesinden, ahilik prensiplerinden etkilenerek orada dersler veriliyor. Dolayısıyla bizim dünyaya verebileceğimiz bu kadar ahilikle ilgili mesaj varken biz buna niye veremiyoruz? Bunun sorusunu kırşehirlik sormamız gerekiyor. Gerekiyor. Ve ben buradaki sıkıntıyı da başta da ifade ettiğim gibi bardağın boş tarafı kısmıyla ifade ettiğim gibi temel sıkıntı kırşehir olarak biz ahili yeterince tanımadık, anlayamadık ve yaşatamadık. Dolayısıyla bilmediğiniz, tanımadığınız ve yaşatmadığınız bir kültürü başkalarına anlatamazsınız. Bunun üzerinden bir kültür ve turizm hamlesi gerçekleştiremezsiniz. Dolayısıyla önce biz yaşamamız lazım. Evet, yani benim acizane her fırsatta ifade etmeye çalıştığım nokta bu. Bu da önce bir ahilik farkındalığına varmakla olacak bir şey. Ben kimseyi de bunu okuda suçlamıyorum. Herkesin bu işte vebali vardır. Biz kamu görevlilerinde vebali vardır. Eğer kırşehir halkı bugüne kadar ahiliği yeterince tanıyamadıysa, suçun birisi ondaysa birisi de tanıtacak olan herhalde mahfillerdedir. Dolayısıyla bu toplumsal bir sorunumuz. Yani ben burada suçlu aramak istemiyorum. Kimsenin de aslında moralini bozmak da istemiyorum. Sadece bir tespit yapıyorum. Aslında kırşehirli çalışkan, üretken, bunu görüyoruz. Gittikleri her şehirde kırşehirli birçok başarıya imza atmış. İlimizdeki eğitim düzeyi ortada. İşte hem ülke düzeyinden uluslararası düzeyde birçok yarışmalarda, birçok yetenek sınavlarında kırşehir öğrencilerimiz hep derece yapıyorlar. İşte üniversite yerleştirme sınavlarında yine başarılarımız ortada. Dolayısıyla kırşehirli zeki, kırşehirli bunu yapabilecek kapasitesi var. Ben biraz bu meseleyi bir farkında olma ve odaklanma sorunu olarak görüyorum. O yüzden de ilk önce 7'den 70'e herkese
bir ahilik farkındalığı vermemiz lazım. Ve temel yanlışımız benim başta ifade ettiğim gibi ahiliği bir esnaf yapılanması olarak görmekten, dolayısıyla bunun tüm vebalini de esnafın üzerine atmaktan bir defa vazgeçmemiz evet. lazım. Ahilik hepimizin ortak değeri, hepimize ait mesajlar var. Hepimizin günlük hayatına, aile hayatına, eğitim hayatına, tüketim hayatına, ne de derseniz dair birçok şey var ahilikte ve hepsi de doğru şeyler. Ve biz ne diyoruz? Ahilik uygulandığı zaman insanla mutlu etti, toplumunu müreffeh etti, sürdürülebilir bir kalkınma modeli gerçekleştirdi. Çok dinamik, güçlü, karakterli bir toplum oluşturdu ve bir beylik devletini cihan imparatorluğuna dönüştürdü. Dolayısıyla bugün biz bunları uygularsak yine aynı şeyi yaparız. Bunun yolu da eğer ahilin başkenti Kırşehir diyorsak, ahilinin varisleri öncelikle biziz diyorsak Kırşehir olarak, önce bu bize terk edilmiş emanete sahip çıkacağız, vefalı olacağız kendi büyüklerimize, kendi geçmişimize karşı ve kendi geleceğimize, kendi evlatlarımıza karşı da sorumlu davranacağız. Ahilin ne olduğunu bileceğiz. Günlük hayata bunu biraz yansıtacağız. Zaten yani demin dediğim gibi haksızlık etmek istemem. Yani Kırşehirli günlük hayatının birçok aslında merhalesinde ahilin temel değerlerini yaşatıyor, yansıtıyor. Kırşehirli yardımsever bunu işte en son bir sene önce yaşadığımız, bu sene de birinci yılını andığımız depremde gördük. Yani kendi gürmünden çok daha büyük şeyleri Kırşehirli başardı, o deprem bölgesine gönderdi. Yani Kırşehir'in yardımseverliği, Kırşehir'in fedakarlığı, Kırşehir'in dayanışma ruhu hala dimdik ayakta. Bu bir ahilik ruhudur açıkçası. Ahilin en önemli özelliği zaten sadaka sandıklarıdır. Sadaka mekanizmasıdır. Orta sandıklarıdır. Vermedir. İhtiyacı olana vermedir. Kendin önce ihtiyacı olana öncelemedir. Fedakarlığı kendi nefsinden yapmadır. Kırşehir'de bunu çok güzel yaptığı gördük. Dolayısıyla eğer üzerinde durabilirsek, Kırşehir'in ben bunu tekrar başaracağını, ahili her şeyiyle yaşatacağını inanıyorum. Biraz günlük dinimizde ahilik ritüelinin olması gerektiğine ben inanıyorum. Hiç bunu göremiyorum. Çorumuza çocuğumuza anlatacağımız biraz ahilik hikayeleri, ahilik öğretileri olsun isterim. Keşke bir ahilik dinleri olabilse, çocuklarımızı onlarla büyütebilseydik. İşte ahilik efsanelerini anlata ve bilseydik. Ama bugüne kadar yeterince olmamış olması bundan sonra olmayacağı anlamına gelmiyor. Tabii. Benim hep ifade ettiğim bir şey var. Belki çok da ifade ettim. Sıkıyor da insanları. Ama bizde güzel bir söz var. Et tekrara ahsen velev kene 180 derler. Yani tekrar 180 kere de olsa fayda vardır diye. Ben ahilik esnafımızdan, ahillerden iki tane cümle duymak istiyorum. Özellikle bir yabancı dükkanlarına, iş yerlerine girdikleri zaman. Bir, ahiler şehrine hoş geldiniz. Bunu hiç duyamıyorum. İkincisi de bizim ahilik kültürünün temeli misafirperverliktir. Ahi kapısı gönlü sofrası açık olan insandır. Dolayısıyla size ne ikram edebilirim diyerek ben misafiriyle, müşterisiyle söze başlamasını öneriyorum. Bu ikisini bile yapabilirsek Kırşehir'de, dışarıdan bir bakan gözle Kırşehir'in ahilik algısına ciddi bir katkı sunmuş oluruz. Kısacası biz Kırşehir dışındaki herkese eğer ahili yaşamak istiyorsanız Kırşehir'e gitmelisiniz fikrini verebildiğimiz gün ahili evrenselleştireceğiz. Kırşehir'in ahilik etiketini perçinlemiş oluruz. Ahili evrenselleştirmiş oluruz. Ve bunun üzerinden çok ciddi kültüre ve turizm hamleleri yaparız. Ben inanıyorum ki tek başına ahilik bile Kırşehir'i doyurabilecek kadar zengin. Yeter ki biz ona hak ettiği değeri verelim. Ve akılla, atalarımız da ahiler de öyle yaptı. Akılla, bilimle ve çağımızın ruhuyla ahilik felsefesini tekrar anlayalım, anlatalım ve mümkünse günlük hayatımıza yansıtalım. Ben Çetin'le sohbetimizi sonlandırırken bizi izleyenlere, hemşehrilerimize, Ahi Televizyon seyircilerine son cümleleriniz neler olur? Evet, sözümün başında da ifade ettiğim gibi Kırşehir'in çok önemli değerleri var, büyükleri var.
Bunlardan birisi de ahi evran ve ahilik. Bu diğer değerlerimizi yok saydığımız anlamına gelmiyor. Bugün sohbet konumuz ahilik olduğu için bunu diyoruz. Biz bu şehirde ahiliğin daha bilinmesini, daha yaşanmasını önemsiyoruz. Ve bunun üzerinden de bir turizm hamlesi başlatmaya çalışıyoruz. Düne kadar belki çok fazla ahilikle ilgili kurumsallaşmamız yoktu. Ama bugün geçmişe göre çok daha şanslıyız. Bir defa Ahiyevran Üniversitemiz var, Ahiyevran'ın ismini taşıyan. Onun bünyesinde Ahilik Araştırma Merkezi gibi önemli bir oluşum var. İşte 35 yıldır ahiliği kutlar hale geldik ve devlet töreni haline. Üniversitemizde ahilik ders olarak okutuyor. Evet, üniversitemizde ahilik ders olarak okutuyor. Yine bizim meslek liselerimizde ahilikle ilgili dersler veriliyor ve mümkünse bunun tüm müfredata yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar var. İşte buna ahilik müzemizi ekledik. Gelen insanlarımıza bir ahilik kültürünün de derli toplu anlatılabildiği bir alan var. Yine üniversite hocalarımızla şet kuşatmasını çalıştık. Tarihi referansı nedir, felsefesi nedir, içerisinde yer alan ritüellerin anlamı nedir, bunları ortaya koyduk. Ve yapabilirsek her hafta cumartesi günü canlı çet kuşatması töreni yapmak istiyoruz külliyemiz içerisinde. Yine bu şehrin pek bilinmeyen bir eğlence anlayışı var. Helebiş ismiyle. Onu biraz daha ahilik felsefesiyle, ahilik kültürüyle bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bunun metinlerini yine üniversitemizden arkadaşlarımızla oluşturduk. Bu geceyi isminden başlayarak içindeki tüm etkinliklere kadar tamamen bir ahilik felsefesinin yaşatıldığı, yansıtıldığı ilim, irfan ve eğlence meclisine dönüştürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir yabancı Kırşehir'e geldiği zaman ahilik ilgili bulabileceği, gezebileceği ve eğlenerek hoş vakit geçirebileceği farklı ortamlar oluşturarak ahilik algısının güçlendirilmesine ve gelecek olan insanlara çok farklı bir ahilik tanıtımı ve ahilik kültürü yaşatılmasına büyük uğraş veriyoruz. İnşallah Kırşehir'le birlikte, tabii ki siz medyamızda, çeşitli STK'larla birlikte ve devletimizin organlarıyla ahiliği daha ileriye götürecek adımların içerisinde, el birliği içerisinde olacağız. Ben ahiliğin bu noktaya gelmesinde rahmetli Mustafa Karagüllü başta olmak üzere Allah rahmet eylesin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim sesimizi duyuran, ahilikle ilgili söz söyleyecek olan herkesi ekranlara davet eden sizlere ve diğer basın yayın kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. El birliği içerisinde ahiliği bir noktaya taşıyalım. Daha güzel Kırşehir'lere el birliği içerisinde gidelim istiyorum. Kırşehir'in dışarıdaki tüm kişilerine, STK'larına da buradan bir çağrı yapmak istiyorum. İnsanlarımızı Kırşehir'e gelmeye, başta ahilik kültürü ve müzik kültürü olmak üzere Neşet Ertaş ve diğer büyüklerimizin temsil ettiği müzik kültürü olmak üzere Kırşehir'i tanımalarına, fırsat hazırlamalarına, turlar düzenlemeye davet ediyorum. Bu Kırşehir ve ahilik birlikteliğini daha güçlendirmeyi, ahilik deyince herkesin Kırşehir aklına gelmesini, Kırşehir deyince de ahilin aklına gelmesini sağlayacak bir el birliğini, güç birliğini yakalayabilirsek Kırşehir'i daha farklı noktalara taşırız diyorum. Ve bizi sabırla dinleyen herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Güzel günlerde beraber olabilmeyi temenni ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet sevgili AHI Televizyonu seyircileri, bir AHİ'ce sohbetin daha sonuna geldik. Bugünkü misafirimiz hepinizin de izlediği gibi Vali Yardımcımız Sayın İsmail Çetinkaya Bey'di. Ahiliği konuştuk. Ahiliğin doğuşunu, ahiliğin toplum hayatındaki yerini, ahiliğin sadece bir esnaf teşkilatı olmadığını, aynı zamanda bir kültür veçesi olduğunu, yönü olduğunu, bir eğitim yönü olduğunu, bir askeri yön olduğunu, bir ekonomik yön olduğunu Sayın İsmail Çetinkaya anlattı. Biz istifade ettik. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Sayın Çetinkaya uygun görürse inşallah ilerleyen zamanlarda bir başka konuda misafir etmek isteriz. Hepinize bir başka AHİ'ce sohbet programında buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.